Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuşacağımız konu spiritüel kriz ve kimlik kargaşası üzerine olacak. Bu biraz hani bununla alakalı biz ruhun karanlık gecesini yapmıştık ama o ruhun karanlık gecesi insanın kendi çözümlemelerini gerçekleştirirken uyanış yolunda kendi temizliğini sağlayabildiği bir yol ve süreç. O ayrı bir konu ama bugünkü konuşacağımız spiritüel kriz yani eski benliğin ölümü, kişisel kimliğin yenilenmesi ya da gerçek kimliğin ya da kendiliğin dışarıya çıkması süreci. Bazen ruhun karanlık gecesinin içerisine dahil olan bir süreçtir. Bazen onun haricinde olan bir süreçtir. Bazen çok bu eğitimlere yeni başlamış yani aslında yogayı yani birlik felsefesini yeni öğrenmeye başlamış. Kimlik, kişilik, kendilikteki Kimlik ve kişilik ki ortam dolayısıyla ve yaşadığı yaşamlar dolayısıyla oluşturduğu kişiliğin artık kendiliğe doğru dönme sürecindeki küçük krizler olabiliyor. Bu küçük krizler önden bir e, temizleme veya toparlama için yani ne yapabilirim ben bu konu için gibi bir önlem alındığında ve bu çalışmalar devam ettirildiğinde toparlanabiliyor. Ama genelde spiritüel krize yeni başlayanlar ya da belli bir süre geçip de çalışmalarını yoğunlaştıran kişiler karşılaşabiliyor böyle durumlarla. Onun üzerine birazcık konuşmak istedim. Çok kısa bir muhabbet olacak aslında ama gerekirse bunları yine derinleştirebiliriz. Şimdi spiritüel krizin öncelikle ne olduğundan bahsedelim. Daha sonra belirtileri, daha sonra nasıl çözümleyebiliriz, asıl sebepler nelerdir onlardan birazcık konuşalım. Hayatımızda herkes belli bir mahalleye, belli bir aileye, belli bir yere, belli bir topluma doğuyor, belli bir inançla büyütülebiliyor. İnançtan kastım dinden bahsetmiyorum lütfen beni yanlış anlamayın burada herhangi bir din ayrımı falan yapmıyorum. Sadece bunu bir öğreti gibi düşünün. Tıpkı ahlak ve etikte olduğu gibi düşünün. Ahlak dediğiniz şey toplum normlarına göre ve bulunduğun yere göre değişebiliyorken etik dediğin şey aslında biraz daha evrensel bir durum yani. Bir yerde çok doğru kabul edilen bir e, olgu başka bir şehirde veya başka bir ülkede kesinlikle yanlış olarak kabul edilebiliyor. O yüzden biz bir kimlikle ya da bir kişilikle doğmaya başladığımızda bizim çevremizin bize öğrettiği şeyler, bizim öğrendiğimiz ve doğru kabul ettiğimiz konular zamanla değişebiliyor. Gel gelelim şu anda burada bu videoyu izliyorsan demek ki sen de spiritüel konuda kendinle alakalı bir gerçekliği kavramaya çalışıyorsun demektir. Gördüğüm şey gerçek mi? İçinde bulunduğum bu yaşam doğru olabilir mi? Ben dediğim şey ne kadar ben? Gördüğüm şeylerin bir gerçeklik olmadığını söylüyorlar. O zaman bu dünya gerçek mi? Yoksa bu gerçekliğin ötesinde başka bir gerçeklik mi var? Yoksa var olan her şey gerçeğin dışında mı? Çünkü öyle de söylüyorlar. Gibi bir e, kafa karışıklığı veya sorgulamalar başlayabilir. Aslında bunlar bence iyi bir başlangıç başkası için ya da bu süreci yaşayan kişi için çok sıkıntılı hissedilebiliyor. Bunu anlıyorum. Ama spiritüel kriz aslında eski benliğin çözülmeye başlaması demek. Çünkü şöyle düşün. Sen bir demirden bir tabaksın diyelim. Tabak olarak adlandırılıyorsun. Sonra ateşe girdiğin zaman çözülmeye başlarsın. Ve sıvı formunu, öz formunu almaya başlarsın. Tıpkı bunun gibi hani Tasavvufta da derler ya yanmadan bilemezsin, yanmak lazım. Yandığında ne olur? E Yandığında o şey tamamen kül olur ve asıl özüne doğru dönüş başlar. Bu yaşamdan uzaklaşmak kendini yok etmek demek değildir. Biraz daha böyle kendi dilimde anlatmaya çalışacağım. Spiritual kriz iki türlü ortaya çıkar. 1- bu öğretiyi hiç bilmiyorsan ve bu öğretiyi ilk defa dinlemeye ve duymaya başlamışsan, yeni yeni bu öğretiyi kavramaya başlamışsan ama tam olarak ne olduğunu algılayamıyorsan, bildiğin ve doğru zannettiğin şeyler değişmeye başlar ve bu bildiğin ve doğru zannettiğin şeyler yavaş yavaş çözülmeye başlayacak ve sen diyeceksin ya ben bunun böyle olduğunu düşünmüyordum ama bu böyleymiş. O zaman ne yapacağımı bilmiyorum. İnançlarım yıkılmaya başlayabilir. İnançtan kastım din değil. Lütfen yanlış anlamayın. Herkes her şey inanabilir. Benim bahsettiğim şey bakış açınız. Dünyaya bakış açınız. Topluma bakış açınız. Çünkü başlangıç durumunda sen varsın karşı mahalle var. Sen varsın başka bir ülke var. Sen varsın düşman var, dost var, yukarı var, aşağı var. Bunlar sınıfsal ayrımlar. Ama uyanışı öğrenmeye başladığında, spritüelizmi öğrenmeye başladığında gördüğün gerçekin ötesinde başka bir gerçeklik olduğunu öğrenmeye başlarsın. Bilgi, pratikler başlar. Burada bilgi ve pratikler devam ettiğinde bazen bir meditasyon anında, bazen yaptığın diğer pratiklerde, bazen yaptığın bir yoga pozunda, bazen yaptığın sana göre ibadet her neyse onlar da hiç fark etmez. İster namaz kılarken hissettiğin ve gördüğün şeyler olsun, ister meditasyon yaparken, nefes pratikleri yaparken gördüğün şeyler olsun bunlar bir anda çözülmeye başlar. Kişilik çözülmesi gerçekleşir ve kişi bir anda der ki ben kimim? Yani bana bu ismi verdiler, bana busun diyorlar ama ben kimim? Tam olarak ne olduğunu kavramaya çalışırsın. Bu araştırma süreci başlar. Sahip olduğun roller anlamsızlaşmaya başlar. Annelik, babalık, kardeşlik, eşlik, erkek kadın olma durumu, insan olma durumu. Bunların hepsi çözülmeye başlar. Dersin ki bunlar var ama bir öncesinde yoktu. İşte bir yanda bir çocuğum oluyor anne rolüne giriyorum. Ama ondan önce değildim. Bunlar nasıl oluyor? ve bu dünya gerçek değil deniyor. O zaman benim gerçekliğimle çünkü ben çok gerçek hissediyorum gibi algılar ortaya çıkmaya başlar. E bir de işte anlık bu işaret okumalardan gördüğünüz benzer ve tekrardan sayıları gördüğünüzde, dünyaya alakalı bu öğretiyi öğrenmeye başladığınızda, devam ettirdiğinizde, yoga sutraları okuduğunuzda, vedaları okuduğunuzda, eski metinleri okuduğunuzda dünyanın gerçeklik algısı da değişmeye başlar. O zaman bu dünya gerçek mi diye de sorgulamaya başlıyorum. Bu beni derin bir yalnızlığa ve izolasyona itiyor. Tek kalmaya başlıyorum. Çünkü sorgulama zamanım geldi. Gördüğüm şeylerin ne kadar gerçek olduğunu bilemiyorum ve bunu algılamaya çalışıyorum. Burada bir parantez açacağım. Şimdi genelde şu anda bizim eğitimlerimizdeki öğrenciler de bu video dinliyorlardır. Onlar da bu süreç çok hafif geçer. Ya da bir eğitim süreci hızla devam ediyorsa o kişilerde de bu eğitim süreci ya da bu spiritual kriz hafif geçer. Hatta daha bilir bir şekilde kalkarsın. Bunun sebebi de öğretinin asla durmuyor olması. Sen öğretiyi hep devam ettiriyorsan, bunu sadece eğitim olarak söylemiyorum ama çoğunlukla öğrenciler de izleyeceği için de söylüyorum. Bir yerde bir eğitimini sürdürüyorsan, kendin okumalarını asla durdurmuyorsan, filmler, pratikler, nefes pratikleri, yoga pratikleri, meditasyon pratikleri, kendi bireysel ibadetlerin kendini bulmak için, dışarıya egosal bir durum değil, kendini bulmak için ne yapıyorsan bu yaptığın şeyi durdurmadığın sürece... Bu spritüel kriz çok daha güzel bir şekilde devam eder ve hep yeni kimliklerini keşfedersin. Ama bir okuyor bir okumuyor, bir öğreniyor bir öğrenmiyor, biraz eğitim alıyor sonra almıyor. Kendinle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor ama aynı zamanda dünyadan öğrendiğin şeyleri bırakamıyorsan yani senin yaşamın sadece bu madde dünyası üzerine ise orada sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Orada bu spritüel kriz biraz daha görünür hale gelmeye başlıyor. Bazen bu bir meditasyondan sonra bile olabilir. Çok yoğun bir meditasyon yaşarsın, bir deneyim yaşarsın, bir rüya yaşarsın. Ya da eğitimler devam eder dediğim gibi ve sen sorgulamaya başlarsın. Daha önce düşünmediğin algılar ve durumlar bir anda gözünün önüne gelmeye başlar. Bağ kesmeler yapıyorsun, popoponalar yapıyorsun, meditasyon pratikleri yapıyorsun, zihnin dinginleşmeye başlıyor... Algın sakinliyor, bakış açın değişiyor. Düşmanı düşman, dostu dost gibi görmekten ileri Gitmen gerektiği söyleniliyor. Gunalar var deniyor. Onun ötesine geçmen gerektiği söyleniyor. E bir yandan yaradan diyor ki ben sana şah damarından daha yakınım. Bir yerde diyor ki sana nurumdan üfledim. Bir yerde diyor ki var olan her şey onun kendisidir. Bir yerde diyor ki içeride bir atman var. O Brahman yani mutlak yaratıcıyla birdir. Ama sen kendi kimliğinden sıyrıldıktan sonra onunla bir olabilirsin diyor. O zaman işte bu kriz yine devam ediyor. Diyor ki benim sıyrılmam gereken bir kimlik var. O zaman ben bu kimlik değilim demek ki. Çünkü sıyrılmam gerekiyor bundan. İşte orada dediğim gibi kimlik krizi başlar, gerçeklik algısı bozulmaya başlar, yalnızlık durumları ve izolasyon süreçleri başlar. Bu ruhun karanlık gecesinde de vardı. Zihinsel ve duygusal veya bedensel dalgalanmalar açığa çıkar. Yoğun duygu patlamaları hissedebilirsin, kendini çok yalnız hissedebilirsin, çok kalabalık hissedebilirsin kendini, çevreni çok yoğun hissedebilirsin. Her şey açığa çıkabilir ufak tefek takıntılarınız ortaya çıkabilir. Şöyle mesela ölüm korkusu ben kendimi bilmiyorsam ve kendimi öğrenememişsem ölürsem ne olacak? Kendimi nasıl bileceğim? Öldükten sonra devam edecek mi? Ya da ölürken tam kendimi bilmek üzereyken ölürsem ne olacak? Merak etmeyin öyle durumda nasıl biterse öyle devam edecek. Bu konuda korkmanıza gerek yok ama basit takıntılar açığa çıkmaya başlayacak. Bu sizin enerjinizi dalgalandırmaya başlayacak. Bazen iyi hissedebilirsiniz bazen kötü hissedebilirsiniz bu önemli değil önemli olan çünkü şu an bir değişim sürecinde ve kimlik krizinde olduğunuzu bilmek. Çünkü bu sizi aslında çözülmeye doğru yönlendirecek. Bu mükemmel bir şeydir. Size dikte edilen bir yaşam, dikte edilen bir karakter veya kişilik vardı. Ama şimdi sen kendi gerçek benliğini öğrenmeye doğru gidiyorsun. Her öğrendiğin yeni bilgi, her deneyimin, her karma temizlemelerin, her darmanı devam ettirmen seni biraz daha genişletecek, kendi gerçek benliğine doğru gitmeye başlayacaksın. Çünkü bu spiritüel krizin sebebi kimliğin çözülmesi. Hani kimlik kişilik kendilikteki kendiliğin asaf haline gelebilmen için sana verilen bir kimlik ve bu kimlikte senin oluşturduğun kişilikler çözülecek. Yani kısıtlı bir halde olmadığını göreceksin ve yavaş yavaş kendiliğin açığa çıkmaya başlayacak. Bunun sebebinin bir tanesi bu. E bir diğeri pratiklerini yaptığında çakralarını çalışıyorsun, olumlamalar yapıyorsun, bağ kesme çalışmaları yapıyorsun, frekansınız yükseltecek olumlama çalışmaları yapıyorsunuz. E bunlar kök çakrasından başlayıp tepe çakrasına kadar enerjiyi dengeleyerek giden çalışmalardır. Ki her zaman çalışma yaparken kök çakrasından başlayıp tepe çakrasına kadar sırayla çıkılması gerekir. E bu sırayla çıkılmasında her bir çıkışında bir çakrayı hizaya getirdiğin için enerji tam hizalandığında kundalini yükselişi ortaya çıkıyor. Yani kundalini böyle birisinin e, bir şeyler karşında sizde yükseltebileceği bir enerji değildir. Kendi kundalinizi kendi çalışmalarınızla kendiniz açığa çıkartırsınız. Kök çakrasından başlarsın. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengeye getirdikçe olumlamalar, yogalar, meditasyonlar, minimum bir sürü konu var bunları açığa çıkartabileceğiniz ve dengeleyebileceğiniz. Bunlar sayesinde zaten kundalın yükselmeye başlar. Yani ne olur benim kök çakramdaki varoluş enerjisi bene doğru çıkmaya başlar. Çünkü biliyorsunuz her çakranın bir anlamı var. İşte hissediyorum, yaşıyorum, yaratıyorum, seviyorum, işte kendimi ifade edebiliyorum, görüyorum ve ben dediğimiz şey. Yani kimlik kişi kendilikteki bu algıyı tamamlayınca ben dediğim şey bağlantıya geçiş yapıyor. E bunları yaparken de bu bir temizleme süreci olduğu için, bu spiritüel krizi başlarken yaptığınız tüm pratikler ve bu yolda gitmek bir temizleme sürecidir. Hiç kötü gelmesin. Bilmediğiniz şeyleri öğrenmeye başlarsınız, sorgularınız artar ve temizlik süreci yani karma süreci başladığı için de eski yaralarınız açığa çıkmaya başlayacak. Diyeceksiniz ki ne oluyor? Hayatımın altı üstüne geliyor. Sürekli kötü şeylerle karşılaşıyorum. İşten beni kovabilirler, evden beni çıkartabilirler, ilişkim bitebilir. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Korkmayın. Sadece travmalarınız gün yüzüne çıkıyor, sorunlarınız gün yüzüne çıkıyor. Neden? Temizleme aşamasına geldin, kendiliğe doğru gidiyorsun. Bunları da temizle. Hani şey var ya, annemiz böyle şey der, Çamaşırla, çamaşırları yıkayacağım çocuklar, kirli çamaşır olan çıkarsın. Herkes tak 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 dökülür ya, İşte bu da böyle bir şey. Kendini öğrenmeye gidiyorsun. Kendi gerçek benliğini, kendi kimliğini ortaya çıkartacaksın. İçindeki gerçek olan seni açığa çıkartacaksın. O zaman evren, yaradan ya da enerjine inanıyorsan diyor ki bunlar da var. Bunları da temizle. Bu sayede travmaların açığa çıkıyor. Yaralarını görmeye başlıyorsun. Sana sorun olan düşünceler açığa çıkmaya başlıyor. Duygular açığa çıkmaya başlıyor. Temizle. Temizle ki yükselebilir. Bunu bir balon gibi düşünün. Kapadokya'da var ya böyle belirli kişiler biner sonra bir yanında gökyüzünde yükselirsin. Ne kadar çok hafifsen o kadar yükseğe çıkabilirsin. Hafiflemek demek ağırlıklarından kurtulmak demek. Ağırlıklarından kurtulmak demek buradaki bağımlılıklarını çözmek demek. Geçmiş yaşamdaki bağımlılıklarını, karmalarını, onsuz yapamam dediğin durumları, ödemen gereken borçları bunların hepsini içerir. Bir de bunun sebebi yani bu spiritüel krizin bir diğer sebebi de bu farkındalığa geldiğin için gerçeklik algının değişiyor olması. Yani yaşadığın hızlı farkındalık süreçtir bu. Yavaş yavaş olduğunda bu spiritüel kriz yavaş yavaş hissedilir. Ama ani farkındalıkla da bir yanda hissedilir. Bir yanda böyle zihinsel çöküş veya duygusal çöküş olur ve görünen şeyin ötesindeki bir şeyi gördüğünü düşünmeye başlarsın. Bunu hissedersin de. Ama lütfen böyle süreçleri etrafınızda çok paylaşıp savaş açabileceğiniz bir şey değildir bunu da unutmayın. Bu sizin hani kelebek tırtılken kendine bir koza örer, komple kendini kapatır. Çünkü içeride dönüşüm başlamıştır. Spiritual kriz de böyle bir şey. Çünkü sen kendine tırtıl zannediyordun. Çalışmaların, pratiklerin, eğitimlerin devam etti. Yoğun eğitimler, bilgiler, e, deneyimler bu sayede tırtıldan daha farklı bir şey dönebileceğini keşfettin. Kendini kapattın. Evrim sürecin başladı. Bazen sallansa da içeride büyük bir dönüşüm oluyordur ve bir yanda tabi bu süreç bir yanda olmayacak ama olduğunu bir yanda görüyoruz genelde. Bir yanda yeni bir kendilik açığa çıkmaya başlıyor. Yani gerçek benliğinin ötesini bir tık fark etmiş oluyorsun. Nasıl yani bir tık tamamen değil mi? Uyanış sürecinde aydınlanma basamağı bile yeni bir kapıdır. Yani ben aydınlanmayı gerçekleştirmiş olduğumda bile hala genişlemeye devam ederim. Çünkü bu evrende büyümenin ve kendiliğini bilmenin bir sınırı yok. Bu gittikçe büyüyen bir şeydir. Gittikçe büyüyen, gittikçe farkındalığı artan bir şeydir. O yüzden her birisi yeni bir seni. Yeni bir seni, daha güçlü, daha farkındalıkta bir seni açığa çıkartır ve dediğim gibi pratikler ve farkındalıklar ve gerçeklik algının değişiyor olması daha iyi görebiliyor olman. Ya bu da var mı? Acaba bu gerçek mi? Bunu nasıl deneyimleyebilirim? Bu zamana kadar yaptığım şeylerin ötesine nasıl geçebilirim dediğin her süreç spiritüel krizin nedenleridir. Peki nasıl bu spiritüel krizlerle karşılaştığınızda bunları nasıl aşabiliyoruz? Önemli olan bu. Öncelikle bunun bir geçici bir süreç olduğunu ve Satılım kelebeğe dönüşüyor olduğunu bilmeniz gerekir. Yani bu bir dönüşüm süreci ve bunu kabul etmeniz lazım. Çünkü zaten istediğiniz de buydu diye düşünüyorum. Bu devam ediyorken hangi eğitimdeyseniz yani sizi bu süreçte hangi eğitim sizi bu sürece hazırlamışsa ister bir kitap serisi okumak, ister bu tür videoları dinlemek, ister dahil olduğunuz bir eğitim serisi onu devam ettireceksiniz. Küçük rutinler yapacaksınız kendinize. Meditasyon sürecimi açığa çıkarttı. 10 dakika. Onu 10 dakika ile minimum ki 10 dakika meditasyon meditasyon bile sayılmaz. Bunu bilmeniz lazım. Minimum 20-25 dakika meditasyon yapıyor olmanız lazım. Bu rutini devam ettirmeniz gerekir. Yaşamda size gelen şeyleri çok pardon. Yaşamda size gelen şeyleri kabul ediyor olmanız gerekir. Doğayla daha fazla bağlantı kurup daha fazla zaman geçirir. Neden? Doğa topraklanmadır. Kök çakranızı çok iyi çalıştırır. Sizi Rahatlatır, enerjinizi gevşetir. O yüzden e, doğayla iletişim çok önemlidir bu konuda. Rutinlerinizi devam ettirmeniz gerekiyor. Kitap okumalar, meditasyon süreçleri, e, nefes çalışmaları çok fazla önemlidir. Yani bilinçli farkındalık açığa çıkaracak hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Yoga mı yapıyorsunuz? Yoga yapmaya devam. Ama yoga pozlarında biraz daha kalın, biraz daha zihin dinginleşsin, biraz daha içinizdeki açığa çıksın ve bu değişim sürecine direnmeyin ama çünkü bu sizin zaten kendi özünüz ve gerçekliğiniz bu konuda spiritüel rehberlik ve destek almak da çok yararlıdır bununla alakalı güvendiğiniz eğitim grupları vesaire varsa onlara dahil olabilirsiniz ama bu süreç devam ediyorken gerçekten emin olduğunuz bir e, spiritüel rehberlik algısını alabileceğiniz yere dahil olmanız önemli. Çünkü bu durum karmaşıklaşsın istemeyiz. İstemeden bir egosal bir tarafa girdiğinde insan "uyandım, aydınlandım" gibi bir algıya da düşebiliyor ki bu kibirden doğan büyük bir egosal durumdur ve bu sizi geriletir. Çok net bir şekilde geriletir. E, bu durum bu durum devam ediyorken spiritüel krizde ben birçok şey kabul ediyorum. Kabul edeceğim bir diğer şey de kendi gölgemenliklerimdir. Çünkü ben bu geçiş sürecinde bir şeyler karşılaşıyor mu? Ne dedim? Bir şeyler açığa çıkacak. Gölge yanlarınız açığa çıkacak. Hoşunuza gitmeyen siz açığa çıkacak. Hoşlanmadığınız ama yaptığınız davranışlarınız açığa çıkacak. Bunları da biz gölge benlikler diyoruz. Arketipler de diyoruz. Bunlarla ilgili tanuakademi.com web sitemizde zaten bloglar da var. Gölge benliklerinizle yüzleşmeniz gerekir. Onları çözümlemeniz gerekir. Ne, neden, nasıl? Bu olay ne, bu olay bana ne anlatıyor? Neden benim başıma geldi? Nasıl çözümleyebilirim? Bu sorularla bunları çözümleyebilirsiniz. Bir de kendi içinizdeki kendinizle konuşabileceğiniz o dingin yanınızı aramanız lazım. Kalabalıklar içerisinde de yalnız olmayı ve kendinizi duyabilmeyi bilmeniz lazım. Sessizken de kendinizi duyabilmeyi bilmeniz lazım. Çünkü kendini duymak demek, sessizlik demek, hiç kimsenin olmadığı bir yerde kalmak demek değil aslında. Binlerce insanın içinde bile kendinizi duyabilecek bir durumda olmanız lazım. O kadar kendinize bağlantılı olmanız lazım. Kendinizle bağlantılı olma durumunuz zaten doğada zaman geçirmek, meditasyon, pranayama çalışmaları yani nefes çalışmaları gibi çalışmalar çok destekler. O yüzden bu aslında yani bu süreç aslında sizin kimliğinizin yeni bir şeye dönüşüyor olması. Zaten şu anda bu videoyu burada izliyorsanız bile bu süreçlerin bazılarını yaşamışsınızdır. Hali hazırda yaşıyor da olabilirsiniz farkında olmadan ya da Çalışmalarınız ilerledikçe yani ben bir şeydim. Kendi içimdeki başka bir kendimi fark ettim. Okey ama bu burada bitmiyor. Bir sıra sonra onun da içindeki daha başka bir şey keşfedeceksin. Yunus Emre'nin dediği gibi bir ben var benden içeri dediği aslında bir tane sen yok senden içeride olan. Bu bir matruşka bebeği gibi. Açtıkça içinden bir başka sen çıkacak, açtıkça içinden bir başka sen çıkacak, kalıpların açılacak, kimliklerin açığa çıkacak ve öze doğru gideceksin, ta ki en içerideki atmanı açığa çıkartana kadar yani has ruhu, yaradandan kopmuş olanı parçaya ulaşana kadar bu süreç hep devam eder. Sadece bu süreçleri yani bu spiritüel krizi, kimisi çok derin yaşayabilir, kimisi çok hafif yaşayabilir ama bunlar normaldir. Alıştığın gerçeklikler değişiyordur. Yeni bir evrim sürecine başlamışsındır. Kendi kendini geliştiriyorsundur. Bu tıpkı herhangi bir iş konusunda hiçbir şey bilmiyorken işe başladıktan sonra aslında bilginin ne kadar genişlediğini fark etmek. Yeni bir sanatçının ortaya çıkması gibi düşünebilirsin. Hiç resim yapmayı bilmiyorsun. Yavaş yavaş yapıyorsun. Diyorsun ki ya ben buydum ama şu anda buna doğru gidiyorum. Sonra içindeki sanatçı açığa çıkar ya işte bunun gibi aynı. Bu süreç hep devam eder. Spiritüel kriz bazen ruhun karanlık gecesinin içerisinde de yaşanabilir. Ee, bazen spiritüel kriz ruhun karanlık gecesiyle de çarpıştırılabilir veya karşılaştırılabilir. Önemli değil. Ruhun karanlık gecesi genelde olayların çözümüyken spiritüel kriz benim kimliğimin çözülmesi demek. İçerideki gerçek benim sıkı, dışarıdan tuttuğum o sıkı kabuklarımın kırılması demek. Tıpkı Grasper etkisi diye bir videomuz vardı. Grasper etkisi ruhsal uyanış yazarsanız çıkacaktır. O hikayede olduğu gibi. içerideki seni özgür bırakman gerekir. Bu da pratiklerle, okumalarla, eğitimlerle, kendini bilmekle olur. Ama tek söylemek istediğim şey kapatmadan önce. Asla hiçbir şeyi karşıt görüş diye algılamayın. Bu hayatta senden benden ayrı bir şey yok. O yüzden ayrım hiç doğru bir şey değil. Bu hayatta ne düşman var ne dost var. Herkes zaten tek bir şeyin aynı yansımasıdır. Ne öğreniyorsan, ne yapıyorsan yine kendini öğrenmek ve kendini geliştirmek ve kendi farkındalığını açığa çıkarmak için yapıyorsun. Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın konuyla hiçbir alakası yok. Her şey seninle ilgili. Her şey senin kendini keşfetmenle ilgili. Birisinin sana ne yaptığının hiçbir önemi yok. Sen bu durumdan ne öğrendin? Bunun bir önemi var. Belki temizlik yapıyorsun, karma temizliyorsundur, yaptığını çekiyorsundur. Belki de hak ediş biriktiriyorsundur. Ama önemli değil. Yaşam tamamen, yani senin yaşamın tamamen seninle ilgili. Bu seni bireysel bir egoya sürüklemesin. Çünkü benim yaşamım da sadece benimle ilgili. Ahmet'in yaşamı da sadece Ahmet'le ilgili. O yüzden kendi yaşamınıza sahip çıkın. Ve bu krizlerin, algılayamadığınız şeylerin geçici olduğunu ve içerideki daha üst bir bilinçteki sizin açığa çıkmaya başladığınızı asla unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bu arada daha videosunu hazırlamadım ama 18 Kasım 2024 tarihinde yeni bir başlangıç eğitim grubu açılıyor. Kayıt olmak isterseniz ve detayları görmek isterseniz tüm detaylar aşağıdaki açıklamalar kısmındaki var olan Telegram grubumuzda oraya gelip bakabilirsiniz yakın bir zamanda bununla alakalı detaylı bir videoda çekeceğim zaten ama zaten tüm eğitim içerikleri ve tablolar ve nasıl ilerleyeceği Telegram grubundaki tablo görsellerinde mevcut Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın